bir nedeni var bence. Orta ve uzun vadede bileşimi değiştirecek. Türkiye'de şeriat isteyenlerin toplumsal tabanını genişletecek. Ulus bütünlüğünü bozacak. Biraz önce söylediğim gibi o ulusal bütünlük bozulacak ve toplum artık çok dilli, çok kültürlü bir hale gelecek. Yani örneğin buraya Türk milleti diyemeyeceksiniz artık bu ülkede. Evet. Dil birliğiniz bozulacak. Bir tanesi bu. Diğeri para. Hazineyi tükettiler. Kaynaklar kalmadı. 6 milyar dolara ihtiyaçları var. Hem bunu batıya karşı bir koz olarak kullanabiliriz diye düşünüyorlar. Hem buradan biz para kazanırız diye düşünüyorlar. Hem de ortalık karışırsa bu Türkiye'nin cumhuriyetçileri, laik kesimleri, aydınlanmacıları, bu ülkenin yurttaşları eğer bu gidişe müdahale ederlerse biz bunları vurucu bir güç olarak, bir tehdit potansiyel bir tehdit gücü olarak kullanabiliriz hesapları yapıyorlar. Başka hiçbir neden olamaz. Bunu anlamamak için ahmak olmak lazım. Yoksa %85'i karşı toplum. Yani, bu konuda hala ısrar ediliyor olması. Ben muhalefetin bu konuda iyi bir politika izlediğini düşünüyorum. Yani dün akşam çok atılan sertler. Tweetlerden de belli. Sertler ve kararlılar. Hani üzerinde duruyorlar. Meral Akşener de örneğin koltuğu kurtarmak için şimdi İngilizlerin taşeronu mu oluyorsun Sayın Erdoğan diye bir soru yöneltti. Giderek sertleşen bir ton söz konusu. Bir de dikkatimi çeken şey şu. Bilgi alıyor muhalefet. Yani Erdoğan'ın söylemek istemediklerini kamuoyuna anlatıyor belgeleriyle vesaire. Şimdi, i̇şte bu Biden'la görüşme örneğin. Şimdi Sayın Erdoğan biz bir anlaşma yapmadık diyor. Ömer Çelik de bir kişiyi bile kaldıramayız diyor. Milli Savunma Bakanı yok diyor. Dışişleri Bakanlığı yok diyor. O zaman şöyle bir tablo var. Vallahi İngiliz Savunma Bakanlığı Türkiye'deki hükümeti takmıyor arkadaş. Bence. Öyle ya anlaşılıyor. Da yol geçen adı değil miyiz sözü tamamen şeyde. Herkes geliyor çünkü. Hayır öyle değil. Herkes geliyor değil. Hükümet izin verdiği için geliyor. Ya tabii işte onu diyorum. Hükümet izin verdiği için geliyor. Siz o sınırları korursunuz. 800 bin kişilik ordunuz var. Orta Doğu'nun en güçlü ordusu. O sınırları korursunuz. En azından sınırda bir tampon bölge. Kampları sınırda kurarsınız. Ve uluslararası topluma çağrı yaparsınız Birleşmiş Milletler'e. Yol açılan bu insanlık faciası karşısında beraber bu sorunu çözelim dersiniz. Öyle değil. Zeytinburnu Parkı'nda kavga çıkartıyorlar ya. Evet. Üstelik de askeri üniformalarıyla gelmişler burada. Düşünebiliyor musunuz? Van'dan girmiş. Ağrı'dan girmiş. Bütün Türkiye'yi boydan boya geçmiş. Zeytinburnu Parkı'nda olay çıkartıyor. Olay çıkartıyor. Türk gençlerini bıçaklıyorlar ya. Yani kavga çıkartıyorsunuz. Şimdi durum bu. Dolayısıyla eğer AKP hükümeti, Erdoğan AKP hükümeti biz böyle bir anlaşma yapmadık diyorsa eğer valla burada bu hükümeti takan yok demektir. Onlar kendilerine anlaşma yapmışlar. Türkiye'de kamp kuracağız diyorlar. Kamp kuracağız diyorlar ya. Savunma Bakanlığı'nın, İngiliz Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında kamp kuracağız diyor. Pakistan'da ve Türkiye'de kamp kuracağız diyor. İngiliz gazeteleri bunu böyle yazıyor. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki şimdi Erdoğan'ın sorun şu. Ben anlaşma yapmadığın dediğin ülkeler artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkarlar? Hangisi doğru? Diye soruyor. Evet hangisi doğru? Bu doğru bir soru. Anlaşma yapıldığı için mi geliyor Sayın Erdoğan? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti ile bir anlaşma yapma gereği bile duymadan bu ülkeyi 5. sınıf bir ülke yerine koyup sınırlarından rahatça geçirilen, ülkesinde kamp kurulan bir ülke olarak mı görüyorlar? Böyle bir şey olabilir mi ya? Meral Hanım'ın sorusu da çok yerinde. O da onu söylüyor. İngilizlerin taşeronu oluyorsunuz diye uyarıyor. Bir taşeronluk söz konusu. Afganistan'ı yıkan, enkaz haline getiren Batı'dır. Amerika Birleşik Devletleri'dir, Almanya'dır, İngiltere'dir. Ve o ülkeyi Taliban'a teslim eden de onlardır. 1978'de kurulan Demokratik Afganistan Cumhuriyeti'ni yıkanlar onlar çünkü. Eğer onlar yıkmamış olsaydı bu 40 yılda, bu 40 yıl boyunca Afganistan aydınlanma ve modernleşme yolunda insanlığın şaşkınlıkla izleyeceği büyük bir atılımı gerçekleştirmiş olacaklardı. Tabloydu çünkü. Ama yıktılar bunu. Niye yıktılar?
kendi değerlerine, kendi ilkelerine, kendi yaşam tarzlarına bile ihanet ederek bunu yaptılar. Hep söylediğim gibi. Hem Batı kültürü, yani Batı uygarlığı, hem Türkiye'deki Cumhuriyet bürokrasisi, hem de Cumhuriyet burjuvazisinin bir bölümü sol korkusu nedeniyle kendisini zehirlemiştir. Değil mi? Kendisini zehirledi.